Efendim merhabalar, Fevzi Çakır ben. Habertürk TV ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde özel bir röportajla karşınızdayız efendim. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi o hain gecede darbecilerin hedefi olmuştu ve bir kez daha Gazi Meclis unvanını pekiştirmişti. O gece burada milli irade noktasında duruş sergileyen, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan ve milletvekili olarak da o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbecilere karşı inanılmaz bir tavır ortaya koyan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel konuğumuz. Sayın Özel hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Efendim bu arada 12'de planlamıştık yayını. Bizden kaynaklı bir gecikme oldu. Bunun için de kusura bakmayın estağfurullah, lütfen. Estağfurullah. Hemen başlayalım ama tabii. O gece gerçekten sizin burada sergilediğiniz tavır tüm kamuoyunca siyasi partime ayrımı olmaksızın takdir toplamıştı. O gece meclise gelen ilk isimlerden bir tanesiniz. Orayı konuşacağım ama bir öncesinden başlayalım istiyorum. 15 Temmuz'a gelinmeden önce siz burada yine milletvekili olarak bulunuyordunuz. Zaten uzun yıllar siyaset yapıyorsunuz. FETÖ algınız ne durumdaydı? FETÖ'nün böyle bir girişim içerisine girebileceği değerlendirmeniz hiç oldu mu? Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesindeyiz. Bizi buraya yollayan ve haklarını aramamızı, kendilerini temsil etmemizi için bizi görevlendiren tüm halkımıza, milletimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Burası meclis. Meclis demek, halkın iradesi demek. Yani bir ülkede yaşayan herkesin üzerinde mutabık olduğu, her maddesinde mutabık olmasa da yürürlükte olan ve uymak zorunda olduğu anayasaya göre seçimlerin yapıldığı, o seçim sonuçlarına göre kendiliğinden toplanan ve bir demokrasi parlamentosu olmak için hem kendiliğinden toplanma ilkesinin hem kapısının sokağa herkese açık olma ilkesinin... Evet, şu an o sokağa açılan kapının olduğu tam yerdeyiz oradayız. Değil mi? Oradan insanlar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip çıkabiliyorlar. Bir meclisteyiz ve öyle olunca mesele şunu olması gerekiyor. Halkın iradesi neyse onun üstünde hiçbir şey olmaması lazım. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün, Osmanlı'nın en iyi yetişmiş paşalarından bir tanesi. Milli mücadele kahramanı. Dönüyor herkes gözünün içine bakıyor. Bu ülkeyi nasıl yöneteceksin diye. Krallıkla yönetebilir. Amerika'da başkanlık sistemi var, yönetebilir. Padişahlığa devam edebilir. Her şeyi seçebilir. Ama o daha milli mücadeleye girişmeden topladığı meclis ne görev verirse, millet ne görev verirse onu yapacağız diyor ve hep meclise vurgu yapıyor. O yüzden bütün darbelerin hedefi hep meclis olmuştur. Yani meclisleri lağvederler. Yani aslında darbeciler şunu yaparlar. Milletin yetkilendirdiği kişilerden yetkiyi alıp orayı lağvedip yetkiyi kendileri kullanmak isterler. Şimdi Fethullah Gülen cemaatiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çizgisinde tarihsel bir husumet var. Tarihsel bir husumet. Bunun tabii söze lafa döküldüğü çok kritik noktalar var. Her birimizin geçmişte söylediklerini sayıyoruz, döküyoruz ama rahmetli Kamer Genç burada sorunuza şu cevabı vermişti. Yav kardeşim dedi. Bunlar bir gün gelirler. Bir şey yaparlar. En büyük zararı da siz görürsünüz. Benim onlarla ne bir ilişkim var ne bir korkum çelişkim var. Yani bir korkum var. Ama siz bunları besliyorsunuz, büyütüyorsunuz. Gelirler başınıza bela olurlar dedi. Onu hatırlamak lazım. Tabii 15 Temmuz'a giderken bir istihbarati bilgi değil ama havada uçuşan birçok bilgi vardı. Hatırlayın, Mart ayı içinde halen aktif köşe yazarlığı yapan bir köşe yazarı hususiler Ankara'da toplandı diye bir yazı yazdı. FETÖ'nün en işte abilerin de üstündeki yapısı, kurmayları Ankara'da bir villada toplandı, darbe planlıyorlar diye. Sonra yazı bir ay sonrasında bu sefer tavuk tarda dizilir, toplanır diye. Yani dedi ki darbe yapmaya kalkacaklar, buna kalkmasınlar. Çünkü tarın üstüne dizilenleri, tavukları toplayacaklar. Şimdiden baktığınızda o günlerde devletin elindeki istihbarat, gazetecilerin istihbaratı, buralarda konuşulanlar, ya bunlar bir darbeye kalkışabilir beklentisi vardı. Ama böyle tanklarla insanların ezileceği, F-16'larla meclisin bombalanacağı bir şey kimsenin böyle aklının ucundan geçmiyordu tabii.
Onu görmek lazım. Ama rakamlara baktığınızda aslında tehlikenin ne büyük ve aslında hepimizin algılarının o noktada ne kadar eksik olduğunu da görmek lazım. 33 bin subay vardı. 11 bini yani %33'ü 11.400 subay FETÖ'cülükten ordudan atıldı. Yani 3 subaydan biri FETÖ'cüymüş. Ve yine dönelim kurmaylara baktığımızda oran %84. Evet. Yani 100 kurmay subaydan 84'ü terör örgütünün irtibatlı ve iltisaklı durumdaymış. Tabii bunu gördüğümüzde ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu görelim. Birçok darbe kendisine meşru bir gerekçe üretir. Kimi rejimi korumak için yapar, kimi başka bir şey için yapar. Bunlar sistematik bir şekilde yıllardır bugüne hazırlanıyorlarmış. Bir gün bunu yapacaklarmış. Yani burada şöyle düşünmek lazım. Yani evet darbe oldu ama onlar bir gün yönetimi devralmak üzere hazırlık içindelerdi. Ve o günün o gün olduğuna karar verdiler. Orada şunu iki öne çekmeyi hatırlamakta fayda var. Bunlardan bir tanesi askeri şura yaklaşıyordu. Ve askeri şurada FETÖ'cülerin tasfiye edileceğine yönelik beklenti sızan listeler bunların planlarını 30 Ağustos'taki devir teslim veya işte Ağustos ayı başında yapılacak askeri şuradan öne çektirdi. Darbeyi çekti. Darbeyi gece 3'te yapacaklardı. Bir assubayın OK diye isimlendiriliyor. MİT'e gidip erken saatlerde darbe ihbarında bulunması, MİT başkanının, dönemin MİT başkanı, şimdiki Dışişleri Bakanı'nın genelkurmaya gelmesi ve oradan 20.30'da ayrıldığında artık darbeden devletin haberinin olduğu algısının darbecilerde oluşmasıyla da 21'e çektiler darbeyi. Evet. Ama bile isteye hazırlana öyle asla ve asla hani o şartlar bu şartlar değil. Bunlar bir gün Cumhuriyet hükümetini devirip yerine Fethullah Gülen'i geçirmek ve yönetimi bir cemaat olarak devralmak üzere hazırlık yapıyorlardı. Bu süreçteki kusur şudur ki efendim bunların alnı secdeye geliyor, bunlardan kötülük gelmez algısı. Yani liyakat yerine sadakata ya da yaşam biçiminin benzemesine duyulan güven bizi bu noktalara getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel olarak bu Fethullah Gülen cemaatiyle bir husumeti vardır. Ama özellikle 15 Temmuz darbesine giden süreçte AK Parti cemaat çatışmaları sırasında işte bunların ellerindeki televizyon kanalları muhalefete inanılmaz alanlar açtılar, evet, falan. Ve o sıralarda onlara karşı yapılan bir takım mücadelede muhalefetin muhalefet iktidar birlikteliğinin sağlanamamış olması, o noktada işte bunların gazeteleri kapatırken, şimdi bir ülkede iktidar eliyle gazete kapatmaya muhalefet itiraz eder. Ama bu adamların böyle tehlikeli bir yapıda olduğunu görüp buna karşı aslında o günlerde, şimdi ara ara konuşuyoruz, şunu konuşabilmeli iktidar muhalefet. Kardeşim böyle bir tehlike var. Mesela masaya şu yatırılabilmeli. Bakın 2015 MİT raporu var. O rapor hayata geçirilse, ben Sayın Ahmet Davutoğlu, evet, ki Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı o tarihte, o raporda Dişli'nin, darbenin bir iki numarası Dişli'nin, Mehmet Dişli'nin ihraç edilmesi söyleniyor. Gereği yapılmıyor. Oysa iktidar, muhalefet hep birlikte bir araya gelinebilse, böyle bir belayla karşı karşıyayız, gelin bunlarla birlikte mücadele edelim noktasında olsa, belki bu kadar kan dökülmeden, bu kadar acı bir deneyim, o gece o büyük tehlike yaşanmadan atlatılabilirdi. O süreçlerin hepsinden hepimizin alması gereken ders var ama şunu çok rahatlıkla söylemem, buyurun, lazım. Bu işte Fethullah Gülen cemaatinin devlete sızması ve yerleşmesinde geçmişteki tüm bu görevleri yapmış olanların belli oranlarda sorumluluğu vardır. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi biraz önce söylediğim gerekçelerle onlara öyle bir alan açtı ki devletin en kritik yerlerine yerleştiler. Şu an şunu biliyoruz. Sayın Erdoğan'ın 5 yaverinden 4'ünün FETÖ'cü olduğu, Sayın Abdullah Gül'ün yaverinin darbe gecesi 14'ünde uçup gelip burada TRT'yi ele geçirmeye çalışan komutan olduğunu görmek lazım. Evet. O geceye gelelim. Tabii. Siz meclisteydiniz, buradaydınız. Ama öncesinde herhalde bir haber alma süreci var. İlk olarak
Nerede haberdar oldunuz darbeden? Yani darbe olarak mı haberdar oldunuz, yoksa biraz zaman geçince mi böyle bir algınız pekişti? Öncelikle şunu söyleyeyim. O gün aslında bu meclis kapalıydı. Evet. 14'ü akşamı, yani 15'inde kapandı ama 12'yi geçtiği için 15'i diyoruz. Saat 2.30 gibi. 14'ü evet. 15'e bağlayan gece 2.30 gibi ben de nöbetçiydim. Evet. Bu meclis kapandı. Ardından milletvekilleri illerine dağıldılar. Bunu şunun için söylüyorum. O gece biz burada 104 vekildik. Olmayanlar niye yoktu diye düşünenler olabilir. Çalışmayacağı için. Yani çağır, evet. Herkes seçim bölgesine. Ben nöbetçi olmasam ben de gitmiş olacaktım. Ben cumartesi günü Bursa'da hayırlı bir iş kayınbiraderimin vardı. Onun için cumartesi sabahına hızlı tren biletimi almıştım. İşte Eskişehir Bursa gidecektim. O gece buradaydım ve o gün boştum. Basın toplantısı da yaptım galiba. Normal bir gündemimiz vardı bizim. Normal bir sabah uyandık zaten. Normal yani, bir günümüz vardı. Buradaki odamda çalışmaları akşamüstü 5-6 gibi bitirdim. Şoförümüz Mehmet Bey'e dedim ki, Mehmet Bey resmi bir işimiz yok, siz gidebilirsiniz. Meclisin garajında tuttuğumuz bir sarı Volkswagen'imiz vardı. Evet. Aykut Erdoğdu, ben ve Veli Ağbaba'nın ortaklaşa 6'şar bin lira koyup aldığımız. O sarı Volkswagen'i aldım, çalıştırdım. Şu anda Çankaya Belediye Başkanı olan Hüseyin Can Güner. O zamanlar 25 yaşında genç bir avukat, benim avukatım. Halen genç. Tabii. Hatta 23 yaşında o zaman, 8 yıl olmuş. 23 yaşında. Hüseyin'i aradım, ne yapıyorsun dedim. Onu aldım. Vosvos'ta gittik. Bu çok yakında Tunus Caddesi üzerinde sıkça gittiğimiz bir mekan var. Orada oturduk, bir şeyler yedik içtik falan, sohbet ettik. Akşam saat 9'u biraz geçti. Ben de ertesi sabah erken kalkacağım, gideceğim. Hüseyin kendi aracıyla veya taksiyle, kendi aracıyla ayrıldı. Ben de 9.40 gibi falan herhalde misafirhanenin önüne arabayı park etmek üzereyken, evet, böyle adeta başımın bir karış üstünden bir uçak geçti. Bu kadar böyle acayip bir Tunus Caddesi. Şeyde, bu dediğim Farabi'de artık, evet, misafirhaneye gittim. Uçak geçti başımızın üstünden böyle. Ne oluyor demeden bir daha misafirhaneye girdim. O sırada bir yabancı haber ajansında o gün çalışan bir gazeteci arkadaşımız aradı beni ve dedi ki, ya IŞİD dedi bir uçak kaçırmış, Anıtkabir'i bombalayacak diyorlar, hava kuvvetleri Ankara hava sahasını savunuyor falan. Allah Allah dedim, IŞİD nereden uçak kaçırıyor? Evet. Tabii bunlar hep FETÖ'cülerin dezenformasyonları. Genelkurmay'da bir asker cinnet getirmiş. Sonra 5 dakika sonra bir telefon varmış. Daha geldi, bir başka gazeteci arkadaş. Genelkurmay'ın önünde askerle polis çatışıyor dedi. Dedim ki bu nasıl bir şey falan. Bir olacak değil. Bu sefer dediler bir asker cinnet geçirdi, evet, falan filan. Polis onu almaya çalışıyor. Biraz sonra köprü 10 gece 22 miydi neydi, köprü kapandı. Ve anlaşıldı ki bir darbe girişimi var. Ben o sırada milletvekili grubuna hemen mesaj yazdım. Arkadaşlar partide toplanalım dedim. Partiye gittim. Toplam 16 kişiymişiz o gün. Ankara'da. Ankara'da. 16 arkadaşımız da geldi. 16 arkadaşımızla birlikte bir değerlendirme yaptık. Hı hı. Dedik ki bütün darbeler meclisleri kapatır. Bizim bu meclisi açmamız lazım. Yoksa bunlar giderler, meclisi zapt ederler, bir daha girilmez. Evet. Gidelim orada mücadele edelim. Bir dizi telefon görüşmesi. Ben Sayın Elitaş'ı aradım. Kayseri'de çıktı mesela. Hı hı. Kayseri İl Başkanlığı'ndayım dedi. Ayşenur Bahçekapılı'yı aradım. Meclis Başkanı'nı aradım. Başkan vekillerini aradım. Ve dedim ki biz bu meclisi açalım. Onlar biz değerlendirelim dediler ve kısa bir süre sonra çağrı geldi. Ve açıkçası hani şey diyorlar bazı yerlerde, haksızlık olmasın, ben meclisi açan değil, ben meclisin açılma fikrini ortaya atan kişiyim. Hı hı. Meclisi açan o günün meclis başkanıdır. Çankaya İsmail Köşkü'ne Kahraman. Gitmiş. İsmail Kahraman'ın çağrısıyla geldik. Ve mecliste İsmail Kahraman vardı, bizi de gördü. İçeriye girdik ve o olağanüstünün olağanüstüsü diye kendisinin nitelendirdiği, evet, oturum gerçekleşti. Evet. Tabii sizin orada bir şey de var. Katip üyeliğini de yaptınız değil mi? O oturumun, sembolik, özel oturumu. Evet, evet. Ama öncesinde meclis kürsüsünde bir hararetli konuşmanız da var. Yani zaman zaman bizlere de yansıyan görüntüler. Evet. Nasıl bir ruh hali vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda? Siz tam olarak darbeden emin olduktan sonra milletin evindesiniz. Şöyle, nasıl bir tepki vermeniz gerektiğini, halka nasıl bir mesaj vermeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Onu şöyle söyleyeyim. Biz genel merkezde gidip direnelim dedik. Evet. Meclisin açılacağını da önce buraya doğru harekete geçtik. Ama o sırada sürekli Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu arıyorum. Hı hı. Ulaşamıyoruz çünkü uçaktalar. Çok gecikmeli olarak indiler.
yoldayken ulaştım, dedim ki Sayın Genel Başkanım böyle duydum dedi. Nasıl bir şey, nasıl bir saçmalık gibi bir tanımlaması oldu. Biz dedim uygun görüyorsanız meclise geçiyoruz oradan, çok iyi yaparsınız dedi. Ben de dedi bulduğum ilk vasıtayla döneceğim ama sonra tabii uçuş mümkün değil falan, kimse gelemedi. O anda meclise giderken şöyle bir ruh halindeydik. Hepimiz gidelim, demokrasiye sahip çıkalım. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmadık ithamlarda bulunuluyor. İşte 60 darbesini yapan süreç ve sonrasına yönelik olarak işte darbe marbe. Bu işe demokrasiye sahip çıkalım, biz üstümüze düşeni yapalım. Darbeciler başarırsa zaten hepimiz gittik. Ama darbeciler başaramadıkları durumda karşılarında iktidarıyla muhalefetiyle öyle bir güçlü demokrasi görüntüsü görsün ki Türkiye ve dünya, bir daha kimse buna yeltenemesin. Esas hareket noktamız buydu. O gece şunu söyleyeyim. Siyasi parti farkı falan veya kim sorumlu, kim hatalı hepsini unuttuk o gece. Hep birlikte buraya geldik. O konuşma şuydu. Benim açımdan çok anlamlı kısmı şu. Ben şey dedim. 100 yıllık bir, daha doğrusu salona girdik. İsmail Kahraman dedi ki oturumu birlikte yönetelim. Yanıma katip üye olarak her partinin grup başkan vekilini alayım. Ben, Mehmet Muş, sonra da Erkan Bey bir yarım saat sonra geldi. Öyle bir divan oluştu orada. Kendisi açılış konuşması yaptı. Sonra sözü bizlere verdi. Ben orada şunu söyledim. Şöyle, orada bir ceket hikayeniz de var herhalde. Milli irade ceketi. Son dönemde de giydiniz, bir tartışıldı. Şöyle, onu da bir dinleyelim. Şöyle, benim altımda kot pantolon, üstümde sivil bir gömlek var. Misafirhaneye gittiğimde üstümü değiştiriyordum. Değişmiştim. Fırladık gittik. Şimdi divana çık deyince böyle nasıl olacak dedim. Resmi gidiyordum. Çıkmam gerekir dediniz. Ondan sonra o sırada Sayın Ay doğdu. Ay doğdu. Dedi ki bana, ben ceketimi vereyim. Ceketi aldım AK Partili milletvekilinden üstüme giyerken. Dedim ki milli irade değil, milli görüş. Onlar milli görüş gelinden. Bir de onlarda bir ceket çıkarma, gömlek giyme işleri meşhur. Milli görüş ceketini en son bana da giydirdiniz dedim. Şeyde pek yakıştı dedi İsmail Kahraman. Ben de dedim ki şu konuşmayı yapalım, hani münasip bir şekilde iade edeceğiz falan dedim, hani şey olmasın diye. Ama öyle bir gülüşme sonucu çıktık. Evet. Tabii o sıralarda açık söyleyeyim, birazdan meclisin bombalanması falan filan hiç insan henüz bombalama yaşanmamıştı. Yaşanmamıştı. Evet. Ama şöyle söyledik. Ben dedim ki 100 yıllık partiyiz, seçimlere girer çıkarız, yeneriz, yeniliriz. Ama hiçbir zaman darbeden medet ummayız. Yeni bir seçim yapılıp CHP'ye millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefet partisiyiz. Seçilmiş parlamentonun, demokrasinin, hükümetin arkasındayız. Çünkü bu yaklaşım şu açıdan önemli. Darbeler doğası gereği iktidara yapılır. Yani darbenin muhatabı iktidardır. Ama herkes döner muhalefete bakar, ana muhalefetin de gözünün içine bakar. Çünkü iktidar alternatifi orada. Sen o darbeden bir medet umuyon görüntüsü verirsen, o gece Türkiye çok kötü günlere, çok kötü bir noktaya savrulabilir. Çok net olmak gerekiyordu. Sözümüze değer veren herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Bülent Tezcan parti sözcüsüydü. O yaptığı bir konuşmada, yanılmıyorsam CNN'e bağlanmıştı Ayşe Keşir. Oradan, şimdi demokrasiye sahip çıkma, tankların üstüne çıkma zamanıdır dedi. Levent Gök bir konuşma yaptı, net bir tavır koydu. Siz burada konuştunuz. Tabii. Sizin konuşmanızın öyküsü nasıl bir... Benim konuşmamın öyküsü şu. Ben orada şunu düşündüm. Burada konuşurken bir, darbecilere bu meclis bize teslim olmayacak izlenimini vermek. Bizim sözümüze değer veren herkese de darbeye direnme noktasında çok net bir ifade kullanmak gerekiyordu. Çünkü bir de şöyle bir şey oldu. Biz genel merkezden çıkarken Sayın Genel Başkan'ın özel kalemi bana ulaştı. Dedi ki, Özgür Bey, genel başkana ulaşamıyoruz. Genel kurmaydan arıyorlar. Şöyle bir not iletiyorlar. Atatürkçü subaylar da bu girişimi destekliyor. Hmm. Bu mesajı veriyor. Ben de o, yani çok sevdiğim birisi, darbecilere ithafen sinkaflı bir laf kullandım. Hani gitsinler ondan sonra. Kim yaparsa yapsın karşıyız dedim. Eninde sonunda memleket zarar görüyor her darbeden. Meseleye böyle bakmak lazım. Böyle bakıyoruz. Sonra... O gece gerçekten iktidarıyla, muhalefetiyle bu ülke çok iyi bir sınav verdi. Bakın, CHP, MHP, AKP buradaydı. Bugünkü DEM Parti yoktu. Ama dediler ki Ankara'da sadece iki kişiyiz.
Sokaklarda öfkeli insanlar var, eli silahlı insanlar var. Biz gelmekten endişe ederiz ama tavrımız demokrasinin yanında, yazılacak bildiriye imza atacağız dediler. Bunu da söylemek lazım. Yani haksızlık olmasın. O gece burada 500 milletvekili olabilirdi, 550 olabilirdi, illerindeydiler. Biz olan 104 kişi buradaydık. Bombalamalar başlayınca 1, 2, 3 en son böyle yani 1 milimle şöyle evet. insanlar bazıları oturduğu yerden diyor ki efendim tiyatro, efendim şu bu, ben onlara çok sert tepki gösterdim. Zaman zaman eleştirildim de bazıları tarafından. Adam şuradan F-16 ile atıyor, bir önceki çatıya vuruyor. Şöyle sıfır nokta... Başbakanın ofisinin evet, üstüne evet. gelecek sıfır genel kurul salonun yanı. Bakın 0.1 derece evet. yukarıdan atsa genel kurulun çatısına üstünedir. Vuracak. 16 Türk devletini temsil eden 4,5 tonluk avize var. Evet. Yana vurduğunda hepsi birbirine vurdu. Yine de düşebilirdi. Oraya vursa bütün milletvekilleri ölecekti. Evet. Bütün milletvekilleri ölecekti. Nasıl bu kadar tiyatro ne? Olacak? Ha, yani ondan sonra biz onu burada yaşadık. Sokakta gördük. Ve gelirken işte şimdi burada belki görülebilir yayın sırasında. Gösterelim. Şurası, Genelkurmay kavşağı. Genelkurmay. Bizim girdiğimiz kapının 50 metre aşağısı Genelkurmay kavşağı. Biz buradan içeriye girerken orada tanklar insanları eziyordu. Helikopterler, uçak savar mermileri atıyordu orada. Buraya evet. yol boyunca zaten hep şu dumanlar anda çıkıyordu. İzleyicilerimiz Genelkurmay'ı görüyor efendim. Karargı. Orada yani bu kadar yakın bir mesafede bu meclisin bahçesine 3 kez içinde 20 küsur komandonun olduğu helikopter inmeye çalıştı. Meclis polislerinin ateşi karşılığında geri gittiler. Meclisi ele geçirmek üzere komando yolladılar. Birisi Aykut Erdoğdu arkadaşımızda olmak üzere birkaç milletvekilinde silah vardı. Birkaç tane de silahlı koruma vardı. Ve geldiklerinde çatışmayı göze aldılar onlarla. Arkadaşlarımız öyle bir geceyi yaşadık biz burada. Ve tabii şöyle bir şey var. O gece herkes üstüne düşeni yaptı. Ama devamında şöyle bir hata tüm Türkiye siyaseti tarafından yapıldı. Kimseyi ayırmadan söyleyeyim. Birincisi bu meseleyi siyaset üstü bir yerde tutmayı başaramadık. Bu meselenin herkes siyasetine girişti bir zaman sonra. O hal ilan edildi. Tam da oraya geleyim efendim. Aslında Yeni Kapı'da önemli bir tablo ortaya çıktı. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes oradaydı. Bir birlik görüntüsü verildi. O dönemki Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da oradaydı. Ve gerçekten herkesin özlediği bir tabloydu. Bir helalleşme tablosu ortaya çıkacak diye umut edildi. Ve fakat sonra işlerin rengi değişti. Öncelikle Yeni Kapı ruhunu siz doğru buluyor muydunuz? Yeni Kapı ruhuna siz o dönem genel başkan olsanız sadık kalır mıydınız? Sizce neden Yeni Kapı mutabakatı bozuldu? Şimdi birincisi ben her zaman siyasette diyalogtan yanayım. Böylesi önemli bir durumda genel başkanın çağrıldığı bir toplantıya iştirak etmesi gayet normal. Orada toplumun tüm kesimlerine açık olmak lazımdı ama daha o dakika şeyle başlandı. İşte Yeni Kapı'ya şu partileri çağıralım, bu partileri çağırmayalım. O bir kere yanlıştı. O detaya girmeyeyim. Evet. İkincisi, Yeni Kapı meselesini bir partinin egemenliğine girmek olarak istedi birileri. Hata oradaydı. Biz şunu söyledik. Gelin bu meclisi işletelim. Yani Yeni Kapı ruhundan ziyade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1920 ruhunu yakalamak lazımdı. Bu yapılmadı. Oradaki büyük hata şuydu. Olağanüstü hal ilan edildi. 3 aylığına dediler, 1,5 ay yetki kullanacağız dediler. Biz ona da karşı çıktık. Gelin mecliste sabahlara kadar hızla gereken kararları alalım ama denetimsiz olmasın dedik. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlak yozlaştırıyor. Gücü eline alanlar o hal yetkisini, bırakın darbecilerle mücadele etmeyi, evet onu yaptılar. Bütün muhalefeti tasfiye etmeye çalıştılar. Dünya kadar işte FETÖ'yle uzaktan yakından ilgisi olmayan muhalif, siyasetçi tasfiye edildi, gazeteci tasfiye edildi, bir sürü iş yapıldı. Ondan sonra da biz muhalefet olarak bunları eleştirirken, efendim siz darbeyle mücadeleye karşı mı çıkıyorsunuz? Bu sefer şöyle hatalar oldu. Mesela dediler ki, ya genel başkanımız bize meclise gidin demiş, ben de geleceğim demiş. Efendim siz tankın yanından sıvışıp kaçtınız. Bu sefer biz ne cevap veriyoruz? Sizin de başbakanınız tünelde saklandı.
E buraya geldi mi mütabakat bozulur. Ama burada tek başına kimse kimseyi suçlamasın. Türkiye'nin belli konularda, belli konularda, çok önemli konularda, hayati konularda siyaseti te alet etmemeyi, tek yumruk olmayı, tek yumruk kalmayı başarması lazım. 15 Temmuz gecesi tek yumruk olundu ama sonra tek yumruk kalınamadı. Bir bakımdan şöyle, biz tek yumruk kalmaya tek başımıza çalışsak, özür dileyerek söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi'ne döneceğiz. Öyle istiyorlar. İktidarın koltuk değneği, iktidarın ayrılmaz. Böyle bir şey olmaz. Biz bambaşka bir siyasi partiyiz. Bizden bunu beklemeyin. Ama böyle bir meselede ayrışınca da ne FETÖ'yle mücadele, ne darbeyle mücadele, ne ileri bir demokrasiye kavuşma olmuyor işte. O yüzden sadece şu hatalıdır, bu hatalıdır demek doğru değil böyle bir günde. Doğru olan şudur. Hatanın büyük kısmı bu iktidara aittir. Ama tek yumruk olmayı başarmak önemliydi. Tek yumruk kalamamakta hiçbirimiz masum değiliz. Hiçbirimiz Anladım. Masum değiliz. 20 Temmuz'da OHAL ilan edildi. Temel ayrıştığınız nokta da OHAL. Yani biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu halledebilirdik ama OHAL gibi yöntemi seçmesi iktidarla herhalde biraz mesafeyi arttırdı o dönem için. Peki sonrasında başlatılan soruşturmalar vardı. Bu soruşturmalara da zaman zaman CHP'den bazı eleştiriler geldiğini gördük. 15 Temmuz sonrası başlatılan FETÖ soruşturmalarında bir eksiklik, bir kusur mu gördünüz? O dönemi itirazları dile getirdiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu soruşturma süreçlerini? Şöyle ifade edeyim. 15 Temmuz darbesini araçsallaştırıp 20 Temmuz'da OHAL ilanı 3 ay sürse bir şey demeyeceğim. Yani yanlış ama 3 ay sürse içine anayasa değişikliği, referandum ve genel seçim sığdırıldı. Yani yıllarca OHAL sürdü. Yıllarca. OHAL sırasında mahkemelerin kararlarına itiraz edilemedi. Alınan karar, OHAL kararnamelerine itiraz edilemedi. İnanın şunu hatırlayın. Bu bir OHAL kararnamesidir diyorlar. Evet. İçine kar lastiği, hani gecikmişler, Aralık ayı gelmiş, kar lastiği ile ilgili düzenleme yapacak. Onu da OHAL kararnamesine koyuyorlar. Anayasa Mahkemesi dedi ki adı OHAL'se içine ben bakmam. İçine her şeyi attılar. Ve çok kötü kullandılar o yetkiyi, istismar ettiler. Ve denetimsiz bir dönem geldi. Öyle oldu ki hani gerçekten izler birbirine karıştı. Ve mahkemelerde çok haklı verilen bazı kararlar, yapılan bir hukuki mücadele olan kısımlarla çok büyük haksızlıklar aynı kefede tartılmaya başladı. Ve insanların adalete olan güveni sarsıldı. Ben FETÖ darbe girişimine karışmış, ona finansman sağlamış, onun için atamalar yapmış, bürokraside bunun için konuşlanmış. Yani Fethullahçı darbe girişiminin o çetenin içinde olanların devletten ayıklanmasını son derece doğru buluyorum. Bunun bir başka yolu yok zaten. Yoksa bir daha kalkışır bunlar. Ama o sırada bir karar veriliyor. Masumum diye bağırıyor adam, OHAL var diye sesini duyan yok. Yıllarca sürüyor. Yıllar sonra mahkeme kovuşturmaya gerek yok kararı veriyor ya da kovuşturmaya başvuruyor, yargılıyor, beraat ettiriyor. Ama o damga alnında kalıyor, devlete dönmesine izin verilmiyor. FETÖ'cüler dururken solcu sendikacılar atılıyor. Efendim o fırsat, bu fırsat ele geçti diye o dönemde Barış Akademisyenleri haklarını arayamıyorlar. OHAL komisyonu 7 yıl boyunca Barış Akademisyenlerini oyalıyor mesela. Daha neler neler. Ve şu kadarını söyleyeyim. Orada hepimiz şunu gördük. Demokrasiye karşı yapılan bu darbeden sonra demokrasiyi biraz askıya alıp OHAL yetkilerini yıllarca kullanmak iktidar partisinin eliyle demokrasimize, kuvvetler ayrılığına çok büyük yaralar açtı. Çok büyük vicdanları karartan işler oldu. Bir de bir sürü FETÖ'cü o bulanıklıktan istifade tekrar kendine pozisyon ve konum buldu. At iziyle it izi birbirine karıştı. Ve bu sefer bir baktık bu Fethullah Gülen cemaatinin mensubu olup da o cemaatin talimatıyla bankaya kira yatıranlar memuriyetten atıldı. Bankayı kuranlar Cumhurbaşkanı'nın uçağına davet edildiler. Veya işte o akıl almaz şeyler. Yani böyle isimlendirmek istemiyorum ama bu meclisin karşısındaki en haybetli binalarda Fethullah Gülen'in bayrağını sallayanlar döndüler.
ya da onun gazetelerinin baş yazarları şimdi bu iktidarla birlikte bir pozisyon buldular. Biz işte iktidarıyla muhalefetiyle bu işi büyük bir dirayet ve samimiyetle sürdürebilseydik bunlar olmazdı. Ama yine de her şey bir yana, mesela ben bugün yine mecliste yapılan törene katılacağım. Ve bu pozisyonumuzun, ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İktidar muhalefet kavgasından bu ülkedeki düzeni ortadan kaldırmaya çalışan bir takım unsurlar aradan sıvışmasın. O yüzden diyalog zemini her zaman önemli. Peki. Sizce FETÖ tehdidi bütünüyle ortadan kalktı mı? Şöyle, uyuyan hücreleri vardır. Devlete biraz önce söylediğim yollarla yeni pozisyonlar bulmuşlar vardır. O zihniyet fırsatını bulursa her türlü ihanete kalkışır. Dikkatli olmak lazım. Evet. Ama esas tehlike, alınan ana mesajı unuttu bazıları. Mesaj neydi? Neden herkes o gün birden hiç asılmayan binalara Atatürk resimleri asıldı? Meclisin önemi vurgulandı. Önemli olan şu, cemaatler, tarikatlar, devlet yönetmek için ortaya çıkmış yapılar değildir. Bunlara mensubiyet devlet görevinde bir kriter olamaz. Ama bugün başka cemaatler, başka tarikatlar belli bakanlıklarda kümeleniyor, belli yerlerde kümeleniyor. Senin cemaatin iyidir, benimki kötüdür. Bizimki milli cemaat, bilmem ne. Devlet, belli bir düzeni vardır. O düzen böyle ırka, mezhebe, inanca kördür. Onun kriterleri liyakattir, iyi yetişmektir. Onun kriterleri arka alanda başkalarına sadakat değil, devlete, millete sadakattir. Bununla ilgili de kurumların çok net olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Genel Kurmay'ın, İçişleri Bakanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok kritik noktalarında böyle işte partilerin değişmesiyle anlayışın değişmediği milli eğitim politikalarında ulusal bir mütabakata ihtiyaç var. Bunu sağlamadıktan sonra esas beka sorunu bu. İktidarlar değişince her şeyin değiştiği, gelenin bütünüyle devleti ele geçirmeye çalıştığı bir anlayış olmaz. Çok basit söyleyeyim. Almanların bugün çok başarılı olmaları, örneğin dünyanın en pahalı arabalarını Almanlar üretiyor. Bizim gibi zavallılara satıyorlar en pahalı araçlarını. Bunun bile başarısının sırrı şudur. Üzerlerinde tam mutabık oldukları bir ulusal milli eğitim sistemleri var. Kendi eğitim sistemleri var. Gelen giden uğraşmıyor. Her gelen reform yapmıyor. Anlaşmışlar. Bütün Almanların içi rahat. İktidarda kim olursa olsun hepimizin çocukları en iyi şekilde yetiştirilecek. Dünyayla yarışıyorlar. Bizim burası gibi geldim ben Milli Eğitim Bakanlığı'na bayrağı diktim. Kendime göre nesil yetiştireceğim. Olmaz öyle şey. Hangimiz yaparsak başaramayız. Bu ülkeye, bu bayrağa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu meclise sadık nesiller yetiştireceğiz. Onların farklı görüşleri olacak. Ekonomide, dış politikada orada yarışacağız. Ama devleti ele geçirmek üzerine bir anlayışı yarıştırırsanız eninde sonunda 15 Temmuzlar yaşanıyor. Evet. Sizde son yerel seçimde ciddi bir sorumluluk aldınız. Yatırım kredisi olarak ifade ettiniz aslında. Birinci parti oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla önünüzde bir iktidar hedefi de var. Buna dair de zaman zaman çıkışlarınız oluyor. İşte erken seçim talebine dair vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin bu tür süreçler, krizler yaşamaması için nasıl bir Türkiye ideali var? Birincisi 31 Mart seçimlerinden önce ve sonra söylediğim şu benim. Biz bu seçim sonuçlarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş önemli bir kredi olarak görüyoruz. Bu krediyi doğru kullanacağız ve bu ülkeyi yönetme yetkisini alacağız. Bu seçim sonuçlarında bize kredi verenler, bu seçimi bir yerel seçim, bunu bir iktidarı uyarma, muhalefete yerelde yetki verip biraz izlemek isteme olarak gördükleri için o seçim sonucunu araçsallaştırarak erken seçim talep etmeyeceğiz dedim. Ama arkasından şunu söyledim. Millet isterse erken seçim olur. Halk istediğinde olur. Halkın erken seçim isteyip istememesinin kriteri de halkın geçinip geçinememesi, huzurunun olup olmaması noktasıdır. Maalesef yerel seçimden bugüne yürütülen ekonomik politikalar, asgari ücrete zam yapılmaması, emekli maaşlarının arttırılmaması, çiftçilerin mağdur edilmesi, esnafın içinde bulunduğu durum
ülkenin kötü yönetildiğini gösteriyor ve buna tepki olarak her yerden erken seçim sesleri yükseliyor. Benim erken seçimi yapmak noktasında elimde 130 milletvekili var, 360 vekil lazım. 360 olsa bugün erken seçim isterim zaten. O başka bir şey. Parlamentoda çoğunluğu almışsınız, seçim yapabiliyorsunuz. Ama milletin talebini görüyorum ve şunu ısrarla söylüyorum. Bu kadar büyük bir kriz içinde bu kitlelerin sesi duyulmazsa, bu insanlara geçim imkanı yoksa seçimden başka bir çare yok. Ama bunu 31 Mart'taki tutumumla bugünkü arasında hiçbir fark yok. Onu açıkça evet. söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda şunu söyleyeyim. Kurumları ele geçirmeye değil, bir daha ele geçirilemeyecek şekilde düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. Bunu çalışıyoruz. Bir daha biz gelip de basını ele geçirelim istemiyoruz. Bir daha kimse basını ele geçiremesin istiyoruz. Çalışanı patronundan, patronu siyasetten koruyacak tüm tedbirler olsun. Bütün basın çalışanları çok güçlü sendikal haklara sahip olsunlar. Gazetecilik yapsınlar. Patron talimat verse sendikayla muhatap olacak olsun. Ama patron da kamuyla iş yapan, şunu yapan, bunu yapan ve o yüzden de gelecek telefondan korkan değil. Kardeşim bunlar gazeteci, işlerini yapıyorlar, biz karışamıyoruz diyecek bir güvencede olsun. Gelip de yargıyı ele geçirme niyetinde değiliz. Bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kurma niyetindeyiz. Gelip de milli eğitim politikalarını bir tek siyasi görüşe göre şekillendirme değil, ulusal bir mütabakatla çocuklarımızın PISA sınavlarında sonuncu değil birinci olma hedefinde olduğu, yetkinliklerin en iyi şekilde geliştirildiği, bütün öğrencilerin babası AK Parti'ye oy veriyor olsun, CHP'ye olsun, MHP'ye ya da DEM'e olsun, bütün öğrencilerin dünyadaki diğer öğrencilerle yarıştığı, onları geçtiği bir yetkinlik seviyesinde olacağı bir milli eğitim politikalarını belirlemek üzerine çalışıyoruz. Dış politikada gelelim, kafamıza göre bir yön verelim değil, partinin değil, liderin değil, ülkenin menfaatlerini koruyan bir dış politik örgü olsun istiyoruz. Gerçekten yurtta barış olsun, dünyada barış olsun istiyoruz. Türkiye'nin sığınmacı problemini çözmek, tamamen bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Ama bu iktidarımız olsa çok kolay. Çünkü Suriye ile oturulup, görüşülüp nasıl çözüleceğini biz biliyoruz. Bu diyalogsuzluk yürümüyor. Ama Esad'la görüşmeyle ilgili bizim niyetimiz, attığımız adımların bir başka hareketlenme yarattığını memnuniyetle takip ediyorum. 15 Temmuz özel yayınıydı ama Suriye konusunu açmışken randevu talebinize bir dönüş oldu mu? Şöyle oldu. Biz ilk önce, hak verirsiniz ki bu kadar kritik bir gündemde doğrudan resmi bir talepte bulunmadık. Evet. Ve hani arka kapı diplomasisiyle sempatik kanaldan ne düşünüldüğünü baktık. Çünkü bir de bir takım önşartlar var. O konular da zor konular. Ve bize dönen yaklaşımın resmi bir talep olursa olumlu bakıldığı Anladım. Yönünde oldu. Resmi talebimizi yaptık birkaç gün önce. Zaten o kamuoyuna da evet. yansıdı. Orada tabii bir şey oldu. Sevgili Burhanettin Başkanımız o talep yazısı istemenin, görüşmenin kararlaştırıldığı olarak olduğunu düşündü ve söyledi. Aslında pratik olarak doğru evet. ama teorik olarak henüz bir gün yok ama olumlu bir seyir var. Ben biz de görüşsek, Sayın Erdoğan da görüşse bunun Türkiye'nin lehine bir mesele olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. öyle komşunuzla görüşmeden, el sıkışmadan ve komşunuzla gerginlik sürerek ne kendi güvenliğimizi, ne oranın toprak bütünlüğünü ne de Türkiye'deki sığınmacıların gönderilmesini başarmamız mümkün değil. Evet. Efendim son olarak bugün bir gazeteye de demeciniz vardı, okudum. O gece vasiyetimizi verdik. Geldik meclise demişsiniz. Öldürülme korkunuz var mıydı? Şöyle, nasıl çıktınız? Yani şimdi, bir yandan bombalar yağıyor. Burası bile bombalandı. İnsanların üzerine uçak savar mermileri atıldı. Meclis bombalandığı an ne hissettiniz? Şöyle söyleyeyim. Bizim Sarı Volkswagen'le Aykut Erdoğdu ile birlikte geldik genel merkezden. Tuhaf tuhaf böyle sesler ve şey, sürekli uçaklar uçuyor. Yerden böyle tozlar kalkıyor. Sonradan anladık ki helikopterlerle tarıyorlar yolları. İnsanlar da soruyor, gerçek mi bu? Gerçek mermi mi atıyor, ama gerçek mermiydi. Gerçek mermi atıyorlar. O sırada Aykut Erdoğdu cep telefonu çıkardı. Vasiyet videosu çekmeye başladı. Ben sizin mi? Kendisinin. Ya Aykut ne yapıyorsun dedim. Dedi ki ya önümüze mermi yağıyor. Niye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çocuklarımıza. Hem de uçak savar mermisi. Araca gelse patlar. Çocuklarımıza
ne söylüyoruz falan. O bir şeyler yaptı. Sonra döndü bana. Ben de bir yandan arabayı kullanıyorum. Bir yandan işte nereye gittiğimizi, bu videoyu niye çektiğimizi ve başımıza bir şey gelirse kimi kime emanet ettiğimizi falan söyleyen, biraz duygusal tarafı kuvvetli olan bir şeydi. Aykut Erdoğdu da duruyor. O izliyormuş. Ben hiç izlemedim. Hı hı. İzlemek de istemedim çünkü biraz şey. Buraya bomba düşünce biz sığınağa indik. 2 saat çıkamadık. Evet. 2 saat sonra su bulmak üzere çıktığımda telefonum çekti. Açtım. Dedim ya, bizimkiler de Bursa'daydı. Hı hı. Eşim, benim sesim oraya ulaşınca kızımın çığlığını, evdekilerin ağlamasını falan unutamıyorum. Fox TV yukarıdan çekmiş o patlama şeyini, görüntüsünü. Bütün gece yayınlandı. Meclisin vurulduğu an arıyorlar. 2 saat telefon kapalı. Evet. Yani biz ölüm korkusu yaşadık. Ama o olayın içinde onu atlatıyorsunuz, ama yakınlarımızın yaşadığı, çok da babamız öldü, acıydı, oğlumuz öldü, korkunç bir şeydi. Bir de şöyle bir avantajım var benim. Buyurun. Ben normalde çok çocukluktan, gençlikten beri biraz fazla hareketli, hızlı birisiyim. Kriz anlarında herkes telaşa kapılınca ben bağıl olarak yavaşlıyorum. Ve kriz yönetme kapasitemiz o yüzden diğer insanlara göre biraz daha iyi oluyor. Herkes telaşlanınca bağıl olarak biraz sakin kalabilmek önemli oluyor. Ben o geceyi olabildiğince sakin, olabildiğince doğru yönettiğimizi düşünüyorum. Ama böyle bir gecenin bir daha yaşanmaması için herkesin üstüne düşen çok önemli sorumluluklar var. Onu en basit şekilde özetleyecek olursak, bu binayı güçlendirmek lazım. Bu arkadaki bina ne kadar güçlü olursa, yani millet temsilcilerine ne kadar güvenir, temsilcileri kendilerine ne kadar güvenir, ne kadar bağımsız kararlar verebilirler, ne kadar milletin denetimi burada, bu binanın denetimi de yürütmenin üzerinde güçlü olursa her şey kolay. Bunu başarabilen ülkelerde darbenin D'si akla gelmiyor. Bir ülkede darbe oluyorsa millet egemenliği güçsüz demektir. Çünkü güç bir yerde toplandı mı herkes onu ele geçirmeye çalışıyor. Oysa güç millette oldu mu kimse milleti ele geçiremez. Evet. Efendim, son olarak 251 şehit verdik. Onlarca gazimiz var. Polislerimiz, askerlerimiz ve sivil şehitlerimiz var. Bir kez hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Sabah erken saatlerde de paylaştım. Gazilerimize minnet duyuyoruz. Şehitlerimizin aileleri, hepimizin aileleri. Bu ülkede şehitler, gaziler arasında hiçbir ayrım olmaksızın Kıbrıs gazisinden 15 Temmuz gazisine, milli mücadele, daha doğrusu terörle mücadele gazilerimizden, şehitlerimizden hepsini en iyi noktada hep birlikte sahiplenmemiz lazım. Ne bir ayrım olması lazım, ne de onların bir şey talep etmesi lazım. Onların gönüllerinden geçenin çoktan yerine gelmiş olması lazım. Ben o gece sadece şehit olanları rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükran sunuyoruz. O gece bir bütün olarak Türk milleti gazidir. Çünkü meclisi gazidir. Meclisi gazidir. Çünkü demokrasinin arkasında durdular. Hep beraber demokrasinin arkasında durdular. Demokrasiye sahip çıktılar. Bundan sonraki süreçte de bunu sahiplenmeye devam etmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu, kuvvetlerin birbirinden ayrı olduğu ve milletin egemenliğinin esas olduğu, ilk sözü de son sözü de milletin söylediği bir cumhuriyet olarak varlığını sürdürmelidir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz özel yayınında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel Habertürk'ün konuğuydu. Şimdi Ankara'dan